başlar. Dün bildiğiniz üzere sezon 4 geldi Apex'te. Haritada büyük değişiklikler var. Yeni karakter geldi Revenant. Silahlarda değişiklikler var. Yeni silah geldi. Dün yayında bir kısmını inceledik. Bir kısmını da yarın bu videoda göreceğinizi söylemiştik. Oyunda maçlara girip denedik. Firegrace'de denemeler yaptık. Bütün değişiklikleri, bug fixler hariç bütün değişiklikleri diyelim, inceledik. Kayıtlarını aldık. Onların hepsini paylaşalım dedik. Çok değişiklik var. Hızlı hızlı gidelim. Öncelikle haritadan başlayalım. Haritada 3 farklı değişiklik var. Bir yeni mekan, iki yeni mekan pardon. Bir tane de değişikliğe uğrayan mekan var. Yeni gelen mekanlar The Planet Harvester diye bir bölüm. Bir de Survey Camp. Bunlar yeni geldi. Önceden yoktu haritada. Değişen mekanda Capital City. Buna sebep olan da The Planet Harvester. Bu The Planet Harvester'la başlayalım. Burası Hammond Robotics'in gezegenin çekirdeğinden değerli madenler çıkardığı alan. Hikayede. Üzerindeki kırmızı lazer gibi ışık haritanın her yerinden görülebiliyor. O mekan yani. Bu Planet Harvester lavlarla dolu fayların çatlamasına ve Capital City'nin ikiye ayrılmasına sebep olmuş. Demin bahsettiğimiz etkisi o yani. Burada özellikle mekanın büyük oluşu, yeni oluşu vesaire sağlam fightlar dönüyor. Bu lavlı mekan bunun tam çekirdeğinde, merkezinde var. Buraya düştüğünüzde ne olduğunu birazdan göstereceğiz, anlatacağız zaten. Yeni kalabalık mekan diyebiliriz yani burası için. Capital City doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış. Bu lav bu bölgeyi ikiye ayırmış. Aralarındaki ayrık zipline kullanarak veya köprüyle geçilebiliyor. Köprü ziplinler hariç tek bağlantı olduğu için orada sağlam fightlar dönebilir bu arada. Watson, Kaustik gibi traplere maruz kalabilirsiniz bu geçişlerde. Oyunun oraya daraldığı durumlarda özellikle. Pathfinder ve Octane'in bu bölgelerde tabi görevi artmış oluyor. Octane'in jump pad'i iş görüyor bu arada. Karşıdan karşıya geçmenizi sağlıyor yani. Ortadaki ayrıda düşerseniz de hasar alıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş yükselerek third person halde bir nevi sürükleniyorsunuz. Karakterinizi bu durumdayken yönlendirebiliyorsunuz havada. Bir nevi salınıyorsunuz yani, öyle diyeyim, ama hasarlara çok açık oluyorsunuz. Karşıya geçemediğiniz durumda yere tekrar inip, yani zemine tekrar yaklaşıp tekrar 25 hasarınızı alıp tekrar yükseliyorsunuz. Karşıya geçmeye çalışıyorsunuz. Survey Camp'te Epicenter ve Skyhook arasında yeni bir mekan. Büyük şehirlerdeki yılmayı azaltmak ve rotasyonları arttırmak için konulmuş. Öyle diyorlar. Küçük bir mekan olduğu için silahların olduğu raflar koymuşlar. Her binanın içinde bu firing range'de olduğu gibi raflar var. Silahlar random bir şekilde çıkıyor bu raflarda. Yan yana 2-3 tane R45 de görebiliyorsunuz. R301'de bulabiliyorsunuz. Değişkenlik gösteriyor yani. Survey Camp'te dediğimiz gibi eklenen son mekan. Onun dışında haritada çok büyük bir değişiklik yok. En büyük değişiklik bu yeni gelen The Planet Harvester'la Capital City'nin aldığı yeni hali. Silah değişiklikleri var demiştik. Çok fazla var. Hepsini tek tek hızlıca inceledik. Onlardan bahsedelim. Öncelikle sniper rifle'lar artık kendi mermi türünü, yani sniper ammo kullanacaklar. Önceden farklı sniper'lar farklı mermi türü kullanıyorlardı. Sniper silahlara uzatılmış şarjör de eklendi bu arada. Triple take'e uzatılmış enerji vardı. İşte longbow'a uzatılmış heavy şarjörü takılıyordu falan. Artık öyle bir şey yok. Uzatılmış sniper şarjörü diye bir şarjör var. Bütün sniper'ları bu uzatıyor. Sentinel'ın isminde yeni bir sniper oyunu eklendi. Sentinel'ın bolt action bir sniper. Yani ateş ettikten sonra tekrar kurduğunuz türde bir sniper. Açıkçası Kraber harici böyle bir silah olmadığı için ümitlenmiştik. Yani ben daha çok ümitlenmiştim. Gerek sarsılmanın fazla olması, gerek bolt action'a göre düşük hasarlı olması yüzünden pek sevemedik. Sentinel kullanırken B tuşuna basarak battery yükleyebiliyorsunuz bu arada. Bu da zamanda alternatöre gelen hapap vardı ya, Disruptor adında. O özelliği, yani zırhlara daha fazla hasar verme özelliği kazandırıyor. 3 seviye shield'ı tek mermiyle yok edebiliyorsunuz. Silah battery yüklüyken çok hızlı atış yaparsanız maksimum 6 atış kadar yapabiliyorsunuz. Tabi uzatılmış şarjörünüz varsa. Ancak bu Disruptor özelliğini yüklediniz diyelim, bunu kullanmazsanız da yavaş yavaş bu özelliği kaybediyor. Yani ateş ettiğinde tamam bir kısım gidiyor ama ateş etmezseniz de, yüklediniz ve ateş etmediniz diyelim, yavaş yavaş yok oluyor. Diyelim ki çatışma çıktı ve diyelim ki zenginsiniz, bol miktarda battery'niz var. O çatışma sırasında silah battery yüklemek zaman kaybı oluyor. Fakirseniz de zaten o battery'i silah için kullanmak çok anlamlı olmuyor. O yüzden biraz bu battery ile yükleme olayı da çok mantıklı gelmedi bize. Onun dışında charge rifle artık her atışta bir mermi kullanıyor. Şarjör kapasitesi 4'e düşürüldü mü diyeyim, yükseltildi mi diyeyim. Silah artık böyle oyun hamuru gibi bir biçimlendiremediler. Kaldırmaya da kıyamıyorlar galiba. Olmasa olur silahlardan ilk geldiği günden beri söylediğimiz gibi. Onda öyle bir değişiklik var. Turbo charger ve uzatılmış enerji şarjörü oyundan kaldırıldı. Zaten
zaten Devotion artık gold bir silah oldu. Yani hiçbir eklenti yok. Kendisi stok neyse o şekilde kullanıyorsunuz. Enerji mermisi de kullanmıyor. Kendi mermisi var diğer gold silahlar gibi. Diğer drop silahları gibi daha doğrusu. Tam eklentili Devotion'ın çok güçlü olduğuna kanaat getirmişler. Ve bu şekilde bir değişiklik yapmışlar. Şarjör kapasitesi 54, toplam mermisi 162 ve otomatik turbo charger'lı geliyor. Turbo charger'ı kaldırdıkları için Havok'u biraz bufflayıp yatay girit etmesini azaltmışlar. Select fire hala takılabiliyor. Kullanan ben görmedim. Select fire'lı bir Havok'a hiç ölmedim. Kimseyi de öldürmedim. Bir kill'im falan vardır yani onunla. Gereksiz beklenti diye düşünüyoruz. Enerji mermileri de artık 20 olarak değil, yerden 30 olarak alınacak. G7 Scout sniper'lıktan çıkarıldı ve assault rifle oldu. Hatırlarsanız sniper rehberinde de G7'ye sniper muamelesi yapmamıştım. Biraz tepki de almıştım G7 şöyle güzel böyle güzel diye. Tamam, güzel bir silah olabilir ama sniper değildi. Oyun da buna karar vermiş zaten. Artık AR sınıfında bir silah oldu. Hala double tap kullanılıyor. Double tap atan orta mesafe diyelim bir AR silahı oldu. Elstar gold bir silah değil artık. Olması zaten saçmaydı. Bir ümit gidiyorduk Kraber var diye. Elstar çıkıyordu. Buruk bir şekilde dönüyorduk droptan. Enerji mermisi kullanan iki silahtan biri artık Elstar ve haritanın herhangi bir yerinde bulunabilecek bir silah oldu. Eklenti olarak sadece standart stock ve sight takılabiliyor. Battle Pass ile birlikte R99'a yeni bir skin geldi ve farklı bir silahmış gibi görünüyor. R99 kalkmış, değişmiş vesaire gibi söylentiler var. Öyle bir şey yok. R99 yine aynı R99. Sadece şekli şemali değişti o skin'i kullandığınızda ve Battle Pass ile gelen bu skin tabii ki Battle Pass'iniz varsa yani. Tek değişen atış hasarının bir düşürülmüş olması ama şarj yönünün yükseltilmiş olması. Bir seviye şarj, bir seviye demeyelim de şarjörsüz hali 20 mermi, bir seviye şarjörde 22, iki seviye şarjörde 24, üç seviye şarjörde 27 şeklinde olacak artık. Prowler'a minik bir hasar artışı gelmiş. Hissedilmeyecek derecede minik bir hasar artışı. Hemlock tekli atış hızı arttırılmış. Ne kadar parmağınız güçlüyse o kadar sanki sıkabiliyorsunuz gibi olmuş artık Hemlock. Burst'tu yine aynı Burst ama single'ı alıp seri atışlar yapabilirsiniz yani Hemlock'la. Wingman mermi kapasiteleri değiştirildi. 5 mermi ile başlıyor fakat şarjör takıldığı haliyle artık daha az mermi alacak. 5, 6, 7, 8 diye gidiyor. Stow 5, 6, 7, 3 seviyede de 8 mermi olacak. 10'du, 8'e düştü yani. Gold weapon'lar değiştirildi. Artık gold bulunabilecek silahlar Havok, P20, Sentinel, Prowler ve R301. Karakter değişiklikleri var. Bloodhound'da mesela düşmanları bayılttığınızda ulti süresine 5 saniye ekliyor. Peş peşe kill aldığınızda ultiyi bayağı bir uzatma şansınız var artık yani. Crypto EMP artık Dost Gibraltar'ın Dom Shield'ını etkilemiyor. Düşmanı etkiliyor ama Dost'u etkilemiyor yani. Drone'a Dom Shield yapıştırılmıyor. O tarz bugımsı olaylar düzeltilmiş. Ve Crypto'nun drone'u Crypto hakkında her şeydi galiba. Silahları veya diğer itemları işaretleyemiyor ama büyük ihtimal bu özellik gelecektir. Çünkü o kadar şeyi yapan drone'un onu yapamaması saçma geldi bana. Onu da söylediğimiz gibi böyle bir özellik neden yok, kesin gelir yakında diye söylemiştik. Krypton'un drone'u artık eşyaları da işaretleyebiliyor. Karakterlerin skinlerinde Random Favorite diye bir özellik geldi. Beğendiğiniz çok fazla skin var diyelim ki. Bunları bir nevi playlist gibi bir şey yapıyorsunuz. Listeye ekliyorsunuz Random Favorite listesine. Random Favorite'ı da aktif ederseniz eğer bu skinler her oyun başladığında rastgele bir şekilde değişerek karşınıza çıkıyor. Rank değişiklikleri var. Diamond ve Predator arasında Master diye bir yeni rank eklendi. Predator olmayı oldukça zorlaştırmışlar. Öyle bir hedefimiz zaten yoktu. Artık yeni hedef Master olsun hadi. Sadece ilk 500'e giren oyuncular Predator olacak. Dive Trail artık Diamond'lara verilmeyecek. Bu atlarkenki mavi arkanızda fıtı fıtı bıraktığınız izler artık Diamond'da olmayacak. Master ve Predator'da var yani sadece. Önceden Diamond olup alanlar şanslı oluyor böyle olunca. Bizim son sezonda Diamond'tı. Yani benim Diamond'tı. Ucundan yırttık diyelim yani. Gold çanta sahibiyken beni kaldırdığınızda veya gold çantalı takım arkadaşınız sizi kaldırdığında bu şekilde ikon çıkıyor. Anlayacaksınız ki bu adam sizi gold'la kaldırıyor. Hemen işte Phoenix Kit'e sarılmanıza gerek yok yani. Onu önceden biliyor olacaksınız. Yeni karakter Revenant. Rehber videosunda daha detaylı inceleyeceğiz. Buna ayrı bir rehber videosu yapacağız karakter rehberi olarak. Kısaca anlatalım. Pathfinder gibi uzun boylu fakat zayıf olduğundan %5 daha fazla hasar alan bir karakter. Bunda da %5 eksisi var yani. Karakter olarak da kötü tarafta duran bir karakter. Pasif özelliği Stalker. Yani eski sevgilisi sosyal medyada ne yapmış, ne etmiş, kimle takılmış vesaire. Voy a la playa, voy a subir la marea. Eso.
gelirken hızlı yürüyor, yüksek duvarlara tırmanabiliyor. Taktiksel özelliği düşmanların kabiliyetlerini kullanmasını engelleyen bir bomba gibi bir şey atıyor, orb atıyor. Ulti özelliği de bir totem koyuyor. O toteme gidip aktif ettiğinizde Dead Protection diye bir moda giriyorsunuz. O moddayken de kalkanınızdan değil canınızdan damage'ıyorsunuz. Yani bir nevi 100 hasar alıp o toteme geri dönme hakkı veriyor size. Bunu detaylı bir şekilde anlatacağız, göstereceğiz karakter rehberinde. O da bugün, en geç yarın kanalda olur zaten. Onun dışında gözümüze çarpan, yani önemli diyebileceğimiz bir değişiklik kalmadı diye düşünüyorum. Revenant incelemesi, karakterin detaylı incelemesi, taktiksel durumları vesaire, o tarz şeyleri de daha detaylı bir şekilde bakacağız. O videoda buralarda olur yakın zamanda. Haritanın değişen durumları, bu değişikliklerin oynanışa etkisi vesaire durumlarını da akşamları yayında inceleriz zaten. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.